Adı Eden Golan, İsrail'in Eurovision'daki temsilcisi. Şarkısını seslendirirken yuhalandı. Sahneden koşarak böyle kaçtı. Eurovision şarkı yarışması bu yıl İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştiriliyor. Organizasyon tartışmalar eşliğinde başladı. İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları Eurovision'a damgasını vurdu. En çarpıcı tepki yarı final provası sırasında yaşandı. İsrailli şarkıcı Harry Kane isimli şarkısını seslendirmek için sahnedeydi. Beklemediği bir tepki aldı. İzleyiciler tarafından yuhalandı. Sahneden ayrılmak zorunda kaldı. Protestolar sadece bununla da sınırlı değildi. Malmö sokaklarında da eylemler vardı. Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Filistin'e özgürlük, soykırımcı İsrail sloganları atıldı. Eurovision şarkı yarışmasında İsrail'in boykot edilmesini istediler. Eurovision finali 11 Mayıs'ta gerçekleşecek. Filistin destekçisi protestocular bu tarihte daha büyük bir eylem planlıyor. İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesi de uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Organizasyonu düzenleyen Avrupa Yayın Birliği daha önce davetlilerin Filistin bayrağıyla salona alınmayacağını duyurmuştu.